Ali Karahasanoğlu, güven duygumuzda yine haklı çıktık. AK Parti iktidarına, çalışanları da, emeklileri de enflasyonun altında ezdirmez diyerek sahip çıkıyorsak, bunun arkasında şahsi menfaatler mi var? Asla. Halkın yarısından fazlasının AK Parti iktidarına duyduğu güveni biz de duyduğumuz için, günübirlik eleştiriler getirmiyoruz. Bir duralım, bekleyelim. Şu an sorun çözülmemiş olsa bile, mutlaka adi şekilde çözülecektir. Bu güven hem siyasi iktidara fırsat veriyor hem de kısa süreli sorunlarda afallama yaşayıp daha büyük yanlışlara sebep olmadan gerekli düzeltmeleri yapmalarına imkanı veriyor. Böylece millet de kazanıyor çünkü AK Parti yerine alternatifini CHP, CHP'nin de icraatlarında nasıl yanlışlar yaptığını, geri dönülmez kararlarını hep birlikte görüyoruz. 22 yıllık AK Parti iktidarında yaşanılanları dikkatle takip edip duyduğumuz güvende haksız çıkmadık. Ama acele edenler oldu. Bir günlük tereddüdü, iki günlük acaba kararsızlığını, büyük bir vicdansızlık gibi göstermek isteyenler oldu. İki aydır tekrar tekrar yorumlarla insafsız, vicdansız, yalaka, yandaş suçlamalarına muhatap olduk. Ben Riyad'da yaşanılanları yazıyorum. Kimisi okur sıfatlı kötü niyetli kişiler. Kimisi de gerçekten okurumuz, emekli maaşı dışında bir geliri olmadığı için zor durumda olan insanlarımız. Memur emeklisi ile işçi esnaf emeklisine yapılan zamların aynı olmaması üzerinden bizlere eleştiriler getiriyorlar, boş ver emekli maaşından bahset diyorlar. Bizlere yükledikleri, insafsız, vicdansız, sıfatlarını hak ediyor olsaydık, enflasyon oranında zam yapıldı ya. Yeter işte, der, geçerdik. Ama her seferinde, yetmez ama. İnşallah daha fazlası yapılır, bakış açısı ile soruna yaklaştık. Hakaret edenlerin sataşmalarına aldanıp, sorunu şahsileştirmedik, sorunun çözülmesine odaklandık. Küfürleri, hakaretleri yazmıyorum. En naziklerinden örnekler sunayım, Ali Bey, duydun mu? İşçi emeklisinin yaşadığı enflasyon %37, memurun yaşadığı enflasyon %49 imiş. Ha ha ha, bir başkası. Ali Bey, Ali Bey, markete gidince, memur emeklisine başka, işçi emeklisine başka fiyattan mı yumurta satılıyor ki? Zamlar farklı yapılıyor. Bir başkası, siyasi iktidar, işçileri memurlara sattı. Memur emeklisine yüzde 49 zam yapıldı. İşçi, esnaf emeklisine yüzde 37 zam reva görüldü. Okurlarımız da haklı. Kendileri sözcü, cumhuriyet okumasalar da. O gazetelerin okuru olan komşuları var, akrabaları var. Oturup sohbet ettiklerinde, tartışmaların merkezinde, hep sözcüdeki cumhuriyetteki benzer başlıklar yer alıyor. Memura enflasyon %49, işçiye %37, oysa bu başlıkların atıldığı dönemde, memurun önceden imzalanan sözleşmeler çerçevesinde, enflasyon oranına ilaveten alacakları refah payı oranı önceden belirlenmiş idi. Haziran ayındaki görüşmelerde, memurlar için, enflasyon ne ise, o oranda zam olacağı, ilaveten de %12 refah payı artışı yapılacağına ilişkin anlaşma yapılmıştı. Dolayısıyla, enflasyon rakamı açıklandığında, memur emeklisine gelecek zam da, hiç tartışılmadan belli oldu. İşçi ve esnaf emeklisi için ise, siyasi iktidarın, enflasyon altında asla ezdirmeyeceğiz, sözü vardı. Bu söz gereği, 2023 yılının ikinci altı ayı için yüzde 37 zam çantada keklik idi. Ama ya refah payı? Ya refah payı olarak ne oranda zam yapılacaktı? Onunla ilgili önceden yapılmış bir belirleme olmadığı için, muhalefet o flu ortamı istismar etti de etti. Sanki işçi ve esnaf emeklisine, enflasyon oranından başka refah payı olarak hiçbir artış verilmeyecekmiş gibi algı oluşturdular. Halkımızın önemli bir kesimi AK Parti iktidarı böyle bir çelişkiye asla imza atmaz. Tayyip Erdoğan bu yanlışı mutlaka düzeltir diyordu da. Bir kısmı ise zaten Erdoğan düşmanı olduğu için memura %49'da, işçiye niye %37 kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa söylemiyle saf insanlarımızı da zehirlemeye çalışıyorlardı. Diğer bir kısım insanımız da inanmak istemese de acaba muhaliflerin dedikleri doğru mu? diye küçük de olsa bir şüpheyi kendi içlerinde yaşıyorlardı. Geçtiğimiz hafta Tayyip Erdoğan açıkladı. Memura yapılan emekli maaş zammı oranı olan %49'u baz alarak işçi esnaf emeklilerimiz için de enflasyon oranı olan %37 zam zaten kesin hakları olarak belirtildi. Hiçbir insanımızı enflasyon altında ezdirmeme sözü gereği işçi ve esnaf emeklileri için de ilaveten %5 refah payı artışı verildiğini belirtti. Önümüzdeki 6 ayın sonunda da, memur ve işçi için emekli maaşlarında artış oranı eşitlenecek, dedi. Ama yaptığı açıklamada kesin ifadeler kullanmamasından da anlaşılıyordu ki, hala çalışmalar sürüyordu. Memura yapılan zam kadar işçiye de emekli maaşında iyileştirme yapılmasının gerekliliği, hem vicdanın, hem de hukuken bir zorunluluk olduğu hususunda, siyasi iktidarın da kafasında bir kesin hüküm vardı. Aklın emri de bu idi. Vicdanın emri de bu idi. AK Parti iktidarından da başka bir şey beklemek mümkün değildi. Sonuç. İki aylık süreçte bağırış, çağırış, sitemler, hakaretler, saygısızca söylemler. Sonuç ne oldu? Aklın emrettiği gibi hareket edildi, gereği yapıldı. Biz, durun kardeşler, durun. Daha işçinin emekli maaşının refah payı açıklanmadı, niye telaş ediyorsunuz, dediğimizde. Ha 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 ne zaman açıklanacak, bir yıl sonra mı, diyenler. Yüzde beşlik ek açıklandığında. İşte gördünüz, yine yüzde beş memurdan eksik bıraktılar, diyerek sistemlerini tekrarladılar. Şimdi memur ve işçi de emekli maaş artışları eşitlendiğinde. Bakalım özür dileyecekler mi?